Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamanı geçmeden lahana sarması paylaşmak istedim. Öncelikle lahananın göbeğini çıkartıyorum. Kenarlarındaki üstte kalan kısımları temizliyorum. Lahanayı dörde bölüyorum. Diğer tarafta 2 soğan, 4 diş sarımsak doğruyorum. Ve 1 çay bardağı yağ ekliyorum. Ocağa alıyorum. Ocağın diğer kısmına da kaynaması için su koymuştum. Soğanlarım pembeleşince 2 yemek kaşığı salça ekledim. Domates biber salçası karışık. Karıştırıyorum. Salçam kavrulana kadar karıştıracağım. Sonra yıkamış olduğum 1 su bardağı pirinci ve 1,5 su bardağı bulguru katıyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon, karabiber, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı nane ekledim. Diğer taraftan lahanalarımı suda haşlamaya başladım. İç harcı da karıştırıyorum bu arada. Lahananın rengi değişene kadar bekletiyorum suda. Diğer tarafını döndürüyorum. Lahanalar kendisini salınca sudan çıkartıyorum. Başka bir kaba soğuk su ayarladım. Sudan çıkardığım lahanaları soğuk suya koyuyorum ve alt üst yapıp hemen çıkartıyorum. Kendisini iyice salmasın diye. Yoksa yırtılabiliyor. İç harcım olduktan sonra 1 tatlı kaşığı kekik ve 2 yemek kaşığı nar içkisini de ekliyorum. Evet, lahanalarımı sarmaya geçiyorum. Tencerenin altına lahananın kalın kısımlarından koyuyorum. Her ihtimale karşı altı yanmasın diye. Şimdi arkadaşlar lahanayı isteyen ince isteyen kalın sarsın diye ikisini de göstermek istedim. İnce isteyen az koysun harcını. Benim tercihim tabii ki kalın lahanadan yana. Lahana sarması kalın olmalı diye düşünüyorum. Lahana dolması da diyebiliriz. Lahana sarmam bitti. Kalan iç harcı varsa buzluğa kaldırabilirsiniz sonradan kullanmak için. Lahananın kalan kısımlarında açılmış turşu varsa içine koyun, turşuya döner. İsraf etmeyin lütfen arkadaşlar. Lahananın üzeri için 1 yemek kaşığı salçayı su ile inceltiyorum. Ve üzerine gezdiriyorum. Sonrasında lahananın üzerine toprak taşımı koyuyorum. Lahanalar dağılmaması için. Üstü bata sıcak suyumu da ekliyorum. Porselen tabak koyabilirsiniz taş yoksa. Ama sadece sarmalar, dolmalar için kullanacağınız porselen olursa daha iyi olur. Çünkü porselenin rengi değişebiliyor ve takımından çıkarmak zorunda kalabilirsiniz porseleninizi. Sarmamı yüksek ateşte ocağa koydum. Kaynayınca altını kısıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Pişip pişmediğinde çatalla kontrol ediyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Afiyet olsun herkese. Videolarımın devamı için beğeni bırakıp kanalıma abone olun lütfen arkadaşlar. Yorum bırakmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.